Merhabalar değerli izleyenler. Fenerbahçe Cambartu tesislerinden karşınızdayız. Öncelikle yayınımıza başlarken sizlere sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir gün diliyoruz. Değerli izleyenler, Cambartu tesislerimizde az önce belirttiğimiz gibi Fenerbahçe futbol A takımımız hazırlıklarına devam ediyor. Bildiğiniz gibi yarın Türkiye saatiyle 21.30'da UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme ilk maçında İsviçre ekibi Lugano ile karşılaşacağız. Teknik direktörümüz Jose Mourinho yönetiminde son antrenmanımızı an itibariyle başlıyoruz. Bugün son antrenmanımızı testlerimizde yapacağız ve ardından öğle saatlerinde yolculuğumuza başlayacağız değerli izleyenler. Kameraman arkadaşım Yılmaz Kuyumcu ile birlikte son notlarımızda sizlerle antrenman içerisinde paylaşmaya devam edeceğiz. Evet, ısınma bölümüyle antrenmanımız başlıyor. Teknik heyetimizin denetiminde ve elbette teknik direktörümüz Sayın Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenmanımız ısınma bölümüyle başlayıp ardından rondo yani 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam edecek. Ve belli bir süre sonra ilk 15 dakikası basına açık olan antrenmanımız taktiksel çalışmalarla başlangıcıyla beraber bizler de yayınımızı noktalayacağız. Yarın oynayacağımız karşılaşmaya gelene kadar müsaadenizle şu ana kadarki olan süreci biraz sizlere özetlemek istiyorum. 24 Haziran'da Fenerbahçe Serkan Acar Resort and Sport Topuk Yaylası tesislerinde 6 gün süren ilk kamp çalışmasıyla yeni sezon öncesi çalışmalarımıza başladık. Daha sonrasında Cambartu tesislerimizde kısa bir çalışma uygulayarak ardından ikinci kamp dönemi için Avusturya Graz yolculuğumuza başlamıştık biliyorsunuz. 2-13 Temmuz tarihleri arasında yaklaşık 12 gün süren bir kamp süreci yaşamıştık. Bad Waltersdorf bölgesinde yapılan kamp boyunca 3 hazırlık maçı oynamıştık. Şu ana kadar toplamda ise 5 hazırlık maçı oynadık. İlk olarak 29 Haziran'da Topuk Yaylası tesislerimizdeki kampımızın son gününde Romanya ekibi Petrolul Plioești ile karşılaşmış ve rakibimizi takım kaptanımız Edin Dzeko ve Miha Zajc'ın golleriyle 2-1 galibiyetle sahadan ayrılmış ve ilk hazırlık maçımıza galibiyetle başlamıştık. Daha sonrasında da az önce belirttiğim gibi Avusturya kampımız içerisinde 3 hazırlık maçı oynadık. Öncelikle Admira Wacker, daha sonrasında Hajduk Split, Hırvatistan ekibi. Son olarak da Fransa ekiplerinden Strasbourg ile karşılaşmış. Avusturya kampının son hazırlık maçında da galibiyetle kampımızı noktalamıştık. Daha sonrasında 2 günlük izinin ardından da yine Cambartu tesislerimizde kaldığımız yerden yeni sezon öncesi çalışmalarımıza devam etmiştik. Son olarak da geçtiğimiz günlerde İngiltere Championship ekiplerinden Hust ile son hazırlık maçımızı oynamıştık ve mabedimizde oynadığımız karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmıştık. Takımımızın 5 golle tamamladığı karşılaşma 5-1 sona ermişti. Ve yarınki karşılaşmaya tekrar dönecek olursak az önce belirttiğimiz gibi yarın Türkiye saatiyle 21.30'da karşılaşma TUM Stockholm Arena'da deplasmanda Lugano'yla oynanacak. Rövanş maçı da
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde 30 Temmuz Salı günü oynanacak değerli izleyenler. İkinci karşılaşmada 30 Temmuz Salı günü Türkiye saatiyle saat 20'de oynanacak. Rakibimize kısa bir bakacak olduğumuzda onlar da İsviçre Süper Ligi'ne geçtiğimiz gün itibariyle başladı. Ve 20 Temmuz'da Lugano için başlayan İsviçre Süper Ligi galibiyetle başladı. İlk karşılaşmasında 2-1 galibiyetle sahadan ayrıldı evinde oynadığı karşılaşmada. İkinci resmi maçı Fenerbahçe'mizde olacak. Bizim de ilk resmi maçımız onlarla olacak. Yarın oynayacağımız ilk resmi karşılaşmayla beraber artık yeni sezon bizler için başlıyor. Yarın oynanacak karşılaşma Sport Smart, D Smart Go üzerinden canlı yayınlanacak. Onu hatırlatalım. Elbette biz karşılaşma öncesi ve sonrası tüm detay ve özel görüntüleri sizlerle paylaşmaya her zaman olduğu gibi devam edeceğiz. Karşılaşmanın hakemi de bu arada Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Thiago Martins olacak. O bilgiyi de geçtiğimiz gün paylaşmıştık. Tekrar hatırlatalım. Yarın oynayacağımız karşılaşmada 15 santigrat derecelik hava sıcaklığı bekleniyor. Yer yer yağış var. Tun şehrinde aldığımız bilgilere göre. Bu arada biliyorsunuz ikinci ön elemeden sonra umuyoruz ki sorunsuz, sağlıklı bir şekilde iki maçtan da galibiyetle ayrılarak adımızı Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turuna yazdırırız. 3. ön eleme turunun da kurası bugün yapılacak. Yani muhtemel rakipler sizlerle paylaşmıştık. Salzburg, Lille, Rangers ve Slavia Prag arasından olacak. 4 takım arasından çekilecek kura sonrası turu geçmemiz halinde bir sonraki aşamadaki rakip de belli olacak. Bugün başlayacak kura çekimiyle beraber. Kura çekimi hatırlatalım. Saat 1 itibariyle açılış konuşmalarıyla beraber başlayacak. Elbette Fenerbahçe TV olarak da kura çekimini sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Detaylar arasında bunu da sizlerle paylaşalım. Lugano karşılaşmasından başka bir yönden baktığımızda az önce bahsetmiştik. İsviçre Süper Ligi'ne Lugano'da başladı. İlk maçını oynadı, galibiyetle ayrıldı şeklinde. Hafta arasında yani iki salı günü arasında onlar da önemli bir karşılaşmaya çıkacak. 27'sinde deplasmanda Basel'le karşılaşacak. Daha sonrasında da rövanş maçında Fenerbahçe'mizin konuğu olacak. Bizim adımıza Süper Lig henüz zaman var. 9-12 Ağustos tarihleri arasında Fenerbahçe'miz adına Süper Lig başlayacak. İlk hafta karşılaşmasında biliyorsunuz Adana Demirspor'u evimizde konuk edeceğiz. Kesin olarak tarihi belli değil henüz. O da Süper Lig tarihi ilk hafta karşılaşması yaklaştıkça tarihler de federasyon tarafından açıklanacak. Evet, ısınma bölümü birazdan sona erecek bu arada. Değerli izleyenler, karşılaşma öncesi
maçın kadrosu da açıklandı. Geniş kadro şu şekilde olacak. Kaleciler İrfan Can Eribayat, Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin. Savunmada Çağlar Söyüncü, Alexander Ciku, Mert Müldür, Ceydin Osterwolde, Rodrigo Becao, Bright Osay Samuel, Ferdi Kadıoğlu şeklinde. Orta sahada İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, İrfan Can Kahveci, Bartu Elmas, Rade Kurunic, Fred, Sebastian Szymanski ve Oğuz Aydın yer alırken forvette Edin Dzeko, Dušan Tadić, Cenk Tosun ve Maxi olacak değerli izleyenler. Listemiz karşılaşma öncesi bu şekilde. Elbette teknik direktörümüz Sayın Jose Mourinho ilk 11'i karşılaşmadan önce bizlerle paylaşacak ve bizler de sizler için karşılaşmadan önce ilk 11'i paylaşacağız. Evet, ısınma bölümü devam ederken aynı zamanda kalecilerimiz de çalışmalarına son sürat devam ediyor. Teknik direktörümüz Sayın Jose Mourinho da hem kaleci departmanını hem de diğer oyuncu grubunu an be an takip ediyor. Şu anda basın mensupları da yayında bahsettiğimiz gibi açılışta sağ kenarından antrenmanı takip ediyor değerli izleyenler. Şu anda hava sıcaklığı 35 santigrat derece, güneşli sıcak bir havada. Antrenmanımızı yapıyoruz. Değerli izleyenler, karşılaşma öncesi bugün Türkiye saatiyle saat 19.30'da teknik direktörümüz Jose Mourinho ve bir futbolcumuz basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. TUM Stockholm Arena'da karşılaşmanın oynanacağı stadyumda yapılacak basın toplantısını sizlerle paylaşacağız. Canlı olarak sizler için her zaman olduğu gibi ekrana getireceğiz. Evet, ısınma bölümü çabukluk çalışmasıyla sona erdi. Şimdi rondo çalışmasıyla antrenmanımıza devam ediyoruz. Yeni sezon öncesi takımımızın da kadrosu artık yavaş yavaş şekilleniyor. Eylül ayının ilk haftasına kadar transfer penceresi açık olacak. Ve yeni sezon öncesi hazırlıkları kapsamında da kadro yapılanması, başkanımız Sayın Ali Koç, sportif direktörümüz Mario Branco, teknik direktörümüz Jose Mourinho, elbette yönetim kurulu üyemiz Acun Ilıcalı arasında yapılan görüşmelerle yavaş yavaş şekilleniyor. Yavaş yavaş tempoyu arttırıyoruz antrenman içerisinde. 5-2 top kapmasıyla, yani diğer bir isimle rondo çalışmasıyla toplu çalışmalara başladık antrenman içerisinde. Birazdan da taktiksel çalışmalarla antrenmanımız devam edecek. Biz de o sırada yayınımızı sonlandıracağız.
Değerli izleyenler, Lugano'ya tekrar baktığımızda geçtiğimiz sezon UEFA Konferans Ligi'nde Süper Lig'deki rakibimiz ve aynı zamanda temsilcimiz Beşiktaş'la karşılaşmıştı, hatırlayacaksınız. Bu sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme karşılaşmasında Fenerbahçe'mizle karşılaşıyor. Lugano. Değerli izleyenler, Lugano karşılaşması hazırlıklarını yavaş yavaş noktalıyoruz. Gün içerisinde antrenmanımızın ardından futbolcularımız hazırlanarak yolculuğuna başlayacak. Bizler de yolculuğa dair detayları elbette sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Futbolcularımız Canbaharut testlerinden ayrılarak İsviçre yolculuğuna başlayacak değerli izleyenler. An be an her zaman olduğu gibi sizlerle gelişmeleri ve notlarımızı paylaştık. Kameraman arkadaşım Yılmaz Kumcu ile birlikte yayınımıza şimdilik noktayı koyuyoruz. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.